Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün hayvanlar aleminde su samuruyla tanışacağız. Evet, uzun silindirik bir gövdesi, yassı kapalı, uzun bıyıklı ve küçük kulaklıdır. Ayakları kısa, beş parmaklı ve parmakların arasında da perdeler vardır. Çoğunun rengi kahverengidir. Su geçirmeyen sık tüylü bir postları vardır ve çok kıymetlidir. Kürkçüler tarafından çok kıymetlidir. Suda ustalıkla yüzüyorlar. Balık, kurbağa, kuş, hatta fare bile yiyorlar. Suya dalmak istedikleri vakit suya dalarlarken burun deliklerini kapatıyorlar. Etçil hayvanlardır. Kuyruklarıyla beraber 1,5 metreyi buluyor boyları. Kuyrukları da 30 santim civarında ve 15 kilo ağırlığında su samurları. Çoğunlukla yalnız yaşıyorlar. Avlarını gece avlıyorlar. Oynamayı ve suda sırt üstü yatmaktan çok hoşlanıyorlar. Suda yumurtluyorlar, yavruluyorlar. Suda uyuyorlar ve suda besleniyorlar. Karaya çok seyrek çıkıyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Deniz kestanesi, midye onları avlıyorlar ve ondan sonra karaya çıkarken onları sırt üstü yatıp vücudun üst kısmında onları taşıyorlar ve yassı bir taşla da kırıp besleniyorlar. Araç kullanabilen tek hayvandır diyebiliriz. Sırt üstü yüzerken yavrusunu emzirir. Avlanmaya vakit bulduğu vakit yavrusunu karar verdiği vakit işte avlanmaya hemen yavrusunu yosunun arasına saklar ve bir tehlike anında da hemen yavrusunu gösterip bir şefkat gösterisi yapıp gelecek olan tehlikeyi de yavrusunu göstererekten de engeller. Su samuru hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, bir dahaki hayvan dostumuzu tanıyana kadar, o videoda buluşana kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum. İyi günler diliyorum.